DEM Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu özgürlük yürüyüşünün Serhat kolu 8 Şubat'ta Dersim'e gelmişti ve Dersim'de coşkulu bir şekilde karşılanmış. Yapılan emniyet ve valilikle yapılan müzakereler sonucu yürüyüşe izin çıkmıştır ve bu yürüyüşe yüzlerce insan katılmıştır. Barışçıl ve demokratik bir eylem olan bu yürüyüşe katılan parti yöneticilerimiz ve üyelerimiz emniyet tarafından önce 2911'e muhalefetten ifadeye çağrılmışlardır. Ancak bazı arkadaşlarımız 2911'e muhalefetten çağrıldıkları güvenlik şubeden terörle mücadele şubesine götürülerek burada örgüte dönük sorularla örgüt üyeliği yönünden bir iddianame, bir ifade tarzından sorularla karşılaşmışlardır. Seçim öncesi yaratılan bu psikolojik baskıyı biz kınıyoruz. Üyelerimize ve yöneticilerimize dönük bu seçim öncesi yaratılan işte zorla bir yerlere dahillermiş gibi sorular sorularak arkadaşlarımız psikolojik baskı altına alınmaya çalışılmıştır. Şunu söyleyelim, DEM Parti Türkiye'nin 4. büyük partisidir ve parlamentoda temsil edilmektedir. Üyelerimiz de bu partinin üyesidir. Herhangi bir örgütle, yasa dışı bir oluşumla bir bağlantısı olmadığı halde öyleymiş gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz. 31 Aralık yerel seçimlerine dönük partimizin ve diğer ittifak ortaklarımızın yaklaşık olarak 1,5 aya yakın merkezi düzeyde sürdürmüş oldukları seçim ittifakı görüşmeleri nihayetinde sonuçlanmıştır. Biz Dersim Merkez'de eş başkanlar olarak DEM Parti adı altında seçime girilecek. Belediye meclis üyelikleri ittifak ortaklarımızla birlikte oluşturulacak. Ayrıca Dersim Merkez ve 7 ilçenin belediye başkanlıkları ile ittifaklar tarafından adaylaştırılan belediye başkan adaylarımız bulunmaktadır. Meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri de yine bu çerçeve doğrultusunda ittifak ortakları tarafından adaylaşmalar sağlanmıştır. Biz bu güçlü ittifakın Dersim'de hem merkezde hem de ilçelerde güçlü bir şekilde halkımız tarafından sonuçlandırılacağını ve Dersim'in layık olduğu renklerle temsil edileceğine inanıyoruz. Seçimin Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri tarafından kazanılacağına olan inancımız sonsuzdur. Tüm halkımızı bu ittifak etrafında birleşmeye ve oy vermeye davet ediyoruz.